Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Subspace Network'ün testnetini gerçekleştireceğiz. Dün bir uzun bir duyuru yayınlandı. Bununla ilgili açıklamayı da Subspace Network'ün Türkçe sayfa Türkçe Telegram kanalında yaptık. Duyuruda şöyle bir bölüm vardı. Bu testnete katılanlara bir ödül ya da alım hakkı olabilirmiş. Yani bu %100'e sadece olabileceğini yazıyor. O yüzden bu kurulumda yapıp videosunu yayınlamak istedim. Kurulumu bir script üzerinden gerçekleştireceğiz. Onun adımlarını da bu şekilde GitHub'da paylaştım. Şimdi de adım adım nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi ilk önce bize tavsiye edilen sistem gereksinimleri 2 çekirdek 2 GB RAM, 80 GB da hard diski olan Ubuntu 20.04'e sahip bir sistem. Ondan sonra şu Polkadot JC'ye tıklayarak cüzdan açacağız. Buna tıkladığımızda şöyle bir ekran geliyor. Eğer tarayıcınıza yüklü değilse bunlara tıklayarak yükleyebiliyorsunuz. Yükledikten sonra şöyle sağ üstten bastığınızda ekran şu şekilde açılıyor. Burada sağ üstte artıya tıkladınız. Create new account diyorsunuz. Ve daha sonra burada size şu kelimeleri veriyor. Şurada kelimeler var, onları veriyor. Bunları bir yere mutlaka kaydediyorsunuz. Çünkü herhangi bir ödül olursa bu kelimeler, yani bu cüzdan üzerinden verilecek ve bu kelimelere ihtiyacınız olacak. Bunları kesinlikle bir yere kopyalayıp yapıştırıp kaydediyorsunuz. Şimdi şöyle yaptık, kopyalayıp yapıştırdık. Kaydettiğimize dair onay kutucuğunu işaretledik. Next yaptık. Buraya bir isim veriyoruz. Şöyle ismi verdik. Buraya da bir şifre koyuyoruz. Cüzdanımızın şifresine. Add account dedikten sonra cüzdanımızı bu listeye ekliyor. Şimdi bu listeye ekledikten sonra ayrıca şu işlemi de yapıyoruz. Cüzdanımıza gelip şurada sağ tarafındaki 3 noktaya tıklayıp export account diyoruz. Buraya şifremizi yazıyoruz. Bu kutucuğa tıkladık. Ve de bir JSON dosyası indi, gördüğünüz gibi bunu da yedekliyoruz. Bu söylediğim kelimeler ve bu dosya çok önemli. Bunları bir yere yedekleyin. Bu işlemi bitirdikten sonra az önceki ekranlara geri dönüyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şu şekilde şu kodu alıp güncellememizi yaptık. Güncellemeden sonra script'i çalıştıracağız. Script'te de ne yapacağımızı adım adım yine yazdım buraya. Burada yine 80 GB'ın yeterli olacağını söylüyor. Eğer imkanınız varsa bir tık üstünü de kurabilirsiniz bu sistemin. Şuradan ikinci kodumuzu kopyalıyoruz, script kodunu. Şöyle yapıştırdık. Burada asıl kuruluma başlıyor. Şimdi buradaki adımları ben burada anlattım. Burada da göstereceğim. Şimdi burada zaten geçmişte bir nodunuz varsa no diyorsunuz. Eğer nodunuz yoksa da ne dediğinizi bir önemi yok. Ama biz yine ne deyip devam ediyoruz. Şimdi bir sonraki yükleme işlemlerine başladı. Burada da şundan bahsetmek isterim. Kullandığınız VPS sitesinin, yani mesela Contabo'nun ya da DigitalOcean'ın vesaire, böyle şeyler kullanıyoruz biliyorsunuz. Küçük de olsa bir ban atma ihtimali var. Bunu da göz önünde bulundurun. Zaten o yüzden bunun da Windows'a yükleme adımları da var. O kodları da göstereceğim size. Onları da yayınladılar. Eğer Windows'la alakalı bir kurulum yaparsam onun da videosunu paylaşacağım zaten. Ama zaten kurulum adımlarında, yani onların yayınladığı, projenin yayınladığı kurulum adımlarında da işlemler teker teker anlatılmış. Dediğim gibi en son onu da göstereceğim. Şimdi bizden burada az önce oluşturduğumuz cüzdan vardı biliyorsunuz, Polkadot. Onun adresini istiyor. Şimdi o adresi nasıl alıyoruz? Cüzdanı açtık. Cüzdanımızı bulduk. Ondan sonra şuradaki kopyalama tuşuna basıyoruz. Kopyaladı. Bakın 5D ile başlıyor.
H3 ile bitiyor. Gelip ondan sonra buraya sağ tıklayarak mouse'la yapıştırıyoruz. Görüyorsunuz olduğu gibi yapıştırdı. Enter'ladık. Şimdi bize sistemde görünecek olan not ismimizi soruyor. Şuradan şöyle oturt yaptım. Enter. Şimdi bize burada tekrar bir soru soruyor. Burada Y deyip enter'lıyoruz. Şu an son işlemleri oluşturuyor. Evet, bütün işlemler bittikten sonra bize şöyle bir kod sırası veriyor. Bunları bir yere kopyalıyoruz. Bunları ileride kullanacağız. Şöyle bir metin belgesine bunları yapıştırdım. Evet, bu şekilde kurulum bittikten sonra şimdi öncelikle sisteme sign olmasını bekliyoruz. Şununla mesela şuradaki ilk log gösterme komutuyla şöyle alalım. Nodun loglarına bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi sign işlemi yazıyor adım adım. Bu işlem devam ediyor. Şimdi burada CTRL ile C yaparak logu durduruyorsunuz. Tekrar girdiğinizde zaten yanlış girdik. Şu tekrar log'a girdiğinizde şu şekilde işlemin aktığını görüyorsunuz. Bu nodun loglarıydı. Farm'ın loglarına bakalım. Vermiş olduğu kodlardan şu kodu seçiyoruz. Bakın az önceki kaydedin dediğim kodlardan biri buydu. Bununla da farm'ın kodlarına şu an bakıyoruz ve bloklar gördüğünüz gibi akıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hem nodda hem farm'da hiçbir şekilde bir sıkıntı yok. Peki signing olduğunu nereden anlayacağız? Yani sisteme eşitlendiğini nereden anlıyoruz? Şuradaki signing yazısı gidip import vesaire gibi yazılar geliyor. Ya da şurada da kodunu verdim. İlk önce şununla curl'ü yüklüyoruz. Bunu yükledikten sonra ikinci kodla da şöyle alıp kodu girdiğimizde bakın bize şurada altta bir sonuç veriyor. Şurada şu kısım şu anda gördüğünüz gibi true. Bunun false olması lazım. False olduğunda sisteme eşitlenmemiz tamamlanmış demektir. Şimdi bunun için bir süre bekliyoruz. Bekledikten sonra videoya devam edeceğim. Evet, sisteme sign olmamız bitti. Bittikten sonra gördüğünüz gibi işlemler yani loglar bu şekilde akmaya başladı. Burada az sonra imported vesaire onlar da görünecektir. Şimdi sisteme sign olduktan sonra zaten blok şurada yazıyor. Şurayla burada ilerlerken bunun eşitlenmesi lazım. Bu da bende yaklaşık 2-2,5 saat sürdü. Size ne kadar geç kurulum yaparsanız o kadar geç sürecektir. Ayrıca şurada şu an 697 adet not var. Bu 1000 not olduktan sonra buradaki sayı 1000'i geçtikten sonra isminizi burada görmeyeceksiniz. Çünkü liste 1000'e kadar alıyor. Ama ödül kazanmaya devam edeceksiniz. O konuda bir sıkıntınız olmasın. Şimdi nasıl ödül kazandığınızı da yani nodunuzun nasıl çalıştığını da farklı bir şekilde kontrol etmeniz için bir yöntem daha göstereceğim. Şimdi buradaki listede isminizi buluyorsunuz. Şöyle aşağılara geldiğimizde zaten eğer sisteme hala sign değilseniz bu şekilde gri görünürsünüz. Bakın mesela burada bir kişi 109'da görünüyor hala blok açısından. Ben şuradan N'ye geliyorum. Kendi ismimi bulacağım. Evet, burada gördüğünüz gibi bakın Nakoturk yazıyor. 485.957 yani sisteme sign'lamışım. Zaten ismim de gri'den beyaza dönmüş. Şöyle üstüne tıkladığımda mor bir renge bürünüyor. Şöyle üste gelip tıkladığınızda bir iki defa sizin nodunuzu en üste alıyor. Böyle aramak zorunda kalmıyorsunuz. Ara sıra buradan kontrol edebilirsiniz. Ve de kurulumumuzu tamamladık. Şimdi burada bir kodumuz vardı. Onunla da kontrol edelim. Şurada üste bastım. Bu kodun şu kodtu. Curl ile başlayan. Enter. Bakın şu taraf false oldu. Buradan da onaylamış olduk işlemimizi. Ve de kurulumu bu şekilde tamamladık. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Erken kurulum yapanların şöyle bir kodu eksik. Bu daha sonradan script'i yazan tarafından güncellendi. Eğer siz erken kurulum yaptıysanız büyük ihtimalle güncelleme olmadığı için bu listede isminiz çıkmadı not çalışmasına rağmen. Onun içinse şuradaki
Şu kodu çalıştırıp, yani bu ekranda bakın, şurada ben çalıştırdım. Tekrar bakın buraya nano bu şekilde yazıp enterladığınızda bu şekilde bir sayfa açılıyor. Sizin burası bu şekilde değil. Yani en sona geldiğinizde şu telemetri ile başlayan kısım burada sizde yok. Onu buradan kopyalayıp, bakın şuradan kopyalayıp bunu getirip en sona bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra CTRL'ye basıp X'e basıp size kaydedip kaydetmemenizi, yani kaydedip istemediğinizi soracak. Orada çıkan ekranda Y'ye basıp Enter'layıp kaydediyorsunuz. Ondan sonra ise nodunuzu sistem şuradaki iki kodla tekrar başlatıyorsunuz ve başlattıktan bir süre sonra buradaki listeye geleceksiniz. Bunu tamamladıktan sonra zaten burada da yazdım isminizin bir süre sonra görünmesi gerekiyor diye. Eğer görünmüyorsanız yapıyorsunuz onu. Yani eğer az önce söylediğim gibi güncellemeden önce hemen yayınlanır yayınlanmaz kurulum yaptıysanız, gece kurulum yaptıysanız gerçekleşiyor. Eğer bu videodan kurulum yapıyorsanız şu an ilk defa direkt isminiz görünecektir. Şimdi son olaraksa eğer nodumuz çalışırken blok imzalayıp ödül kazanırsak bunu nasıl görüntüleyebiliriz? Onun için de şu siteye giriyoruz. Şuna tıklıyoruz. Evet, ekran bu şekilde açıldı. Bu şekilde açıldıktan sonra burada cüzdanımız görünüyor. Burada Subspace'in kendi network'ünde olduğunuz için adres S ile başlar. Ama biz orada Polkadot adresimizi girmiştik, hatırlıyorsunuz. Onda bir problem yok. İmzaladıkça, yani ödül kazandıkça buradaki balansınızın artması gerekiyor. Bu bir süre sonra artacaktır. Bu hemen artmayabilir. Bilginiz olsun. Bir gün sonra, 2 gün sonra eğer buradaki değerler yükseldiğinde herhangi bir sorun yoktur. Ödül kazanıyorsunuzdur. Yani bu ödüller tabii mainnet'te geçerli olmayacak. Yani nodunuzun çalıştığını görmek adına söylüyorum bunu. Çünkü eğer liste 1000 kişiye tamamlarsa nodunuzun çalışıp çalışmadığını buradaki sign olmasının dışında buradaki ödüllerden anlayacaksınız. Buradaki kurulum adımları burada bitiyor. Şimdi biz kanalda Windows'ta nasıl kurulum yapacağınızı da açıklayan bir kılavuz da yayınlayacağız. Türkçe bir kılavuz yayınlayacağız. Oradan da onun videosu olmayacak. Zaten basit birkaç adımı var. O böyle kodlu değil. Direkt bir program çalıştırınca kendi Windows'unuzda bu nodu çalıştırabiliyorsunuz. Onu da yayınlayacağız. Onun dışında tekrar kodları görmek isterseniz ayrıntılı şekilde şurada Farmik için yayınlanan kodlar ayrı ayrı Mac, Linux ve Windows için yayınlanmış. Buralardan bakabilirsiniz. Ben ilgili bütün linkleri videonun alt tarafına bırakacağım. Zaten buradan ulaşabildiğiniz linkleri burada GitHub'da yayınladığım için onları paylaşmayacağım. Sadece GitHub'ınkini de paylaşabilirim. Bunun dışında bu kanalın, yani bu projenin Türkiye kanalına gelip de sorular sorabilirsiniz eğer sıkıntı yaşarsanız. Onların linkini de yine videonun alt tarafında bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu testnetle ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.